pek sorun yoktur. Ufak bir parkı vardır. İkinci bir çay bahçesi vardır. İslah edilebilir. İşletmeci... O parklardan dolayı da çok şikayet var. İşletmecisi. Onlar şirkete devredildiği için. Parklarda da bakın. Hiç bakım yok. Beni kestiği zaman konuşamam. Tamam buyurun. Ben öyle kitabı konuşamam. Tamam. Balcuan'ın içinden yetişmiş adamım. Balcuan. Parklarda çok büyük sıkıntı var. İşletmeleri belediyeden ismini telaffuz edemediğim bir şirkete verildi. Şirkette dilediğine verip vermekte serbesttir. Biz kimsenin ekmeğinden oynamayacağımızı dedik. Şu anda aklıma gelmiyor. Hiçbir belediye işçisini şu partiden bu partiden çalışanını sen çık bizim adam gelsin dersem hepsi benim arkadaşım kardeşim yakama yapışsınlar. Ha kanunsuz bir şey olursa onu zaten kanun atar. Evet. Emekliyse zaten çıkar. Bizim kadromuz da iyidir. Bu parkların işletmecileri iyidir. Yeni bir sözleşme yapılır. Çağdaş seviyede onların dekorlarının değişmesine yardımcı olacaksa 10 liralık iş yapıyorsa 100 liralık ona şey mal al denilmez. Tuvalet ama büyük bunlar, sorun. Ben sabah namazından sonra mutlaka belediyenin kapısında olacağım. Çünkü milletten konuşmak için Allah izin ederse bu çözülür. Tuvaletlerinin düzenlenmesi. Oradaki işleticilere şart koşarım. Şey, AVM'lerdeki işletmecilere şart koşarım. Vatandaşın tuvaletlerden. Kadın emzirme evleri isteyeceğim onlardan. Kadın bebesini emzirecek, altını temizleyecek ya orada. Oradan faydalansın. Mescit isteyeceğim. Yani bunlar her şeyde onların dediği gibi olmayacak. Şey, çetin emeğin bir ucu belediyenin de başlar, bu ucu olimpiyat köyüne gider. Doğru. Tek muhtar vardır. Bizden istenilen olimpiyat meşale evleri ayrı bir muhtarlık olması, hizmetin daha fazla gitmesi. Mantıklı. Çemitlerimizde Orhan Gazi İlkokulumuz vardır. İki tane camimiz vardır. Karakol binamız oradadır. Kur'an kurslarımız oradadır. 3-4 tane kursumuz vardır. Öğrenci ağırlıklı bir yerdir. Balcuan'ın yerli halkıdır. Balcuan'ın yerli halkı şimdi bahçeli evlerde oturuyordu. Şimdi tek daireye kaldı. Çetemeci'nin belli bir kısmı 50 senelik binadır. Çok mutlaka. Eski. Yani biz deprem olduktan sonra uğraşıyoruz. Ya kardeşim olmadan temiz temiz yap. Nasıl yapılır? Hiç para vermeden yapılır. Uzatmama gerek yok. Çocuk da değilim. Bu işi de biliyorum. Biliyorum. Bana güvensinler, desteklesinler, evlerini yenileyeceğimizi söz veriyorum. Çetemeyense bizim deremiz vardır. Hacı Ahmet Deresi. Dolar, taşlar, yukarıdaki caminin altı şu anda su dolmuş. Çözüm. Hı hı. Çözüm. Şimdi bizim yukarıdan iç suyun yaptığı kanal 2,5'a 3 bir kanalımız vardır. Bazı yerde 3'e 3'tür. Gelir 1,5'a 2'ye girer. Yani o kadar terslik var ki. Zaten yeni yasaya göre tüm dereler, şehirlerin içerisinde devlet su işleri artık kapama vermiyor. Açık geçecek. O derenin mutlaka sık sık altının temizlenmesi lazım. Otoyolun altından geçiyor. İlgili kuruluşlarla, büyük şehirlerle, karayollarla konuşup derenin altını açıp İstinye Park'ın yanından açık yere kapatmak zorundayız. O geçiş yerini ızgara yapmak zorundayız. Çok büyük bir projedir. Ama bu işi bilenlerle oturulduğu zaman Balcuan'ın beldesine uzun vadede bir çözüm yapılabilir. Çetinemec'in Balcuan'ın aynı zamanda çıkış noktada, dönüş noktası dedik ya. Evet. Çetinemec'in deminden dediğim için arsa mağdurları yanında olan imar açılmış arsamızdan çıkış yolu şu anda tünel çok uzun mesela anlattık ama şu andaki yol ıslah edersek şeye bağlıyoruz yolu. Zaten yol var da toprak yol. Hem sağa sola şey molos döküyorlar hem bu ıslah edilir. Hem trafiğin bir kısmı hemen oradan radarın da dediğimiz çıkış noktasına çalışmıyor. Evet. Zaten şu anda yol var. Var. Toprak ya. Var. Bu yol bağlanır. En azından akşamüstü karabağlardan, havaalanından gelen insanlar oradan yukarıki mahalleye iner. Bu ne demektir? Eğitim Mahallesi'nin, Ata Caddesi'nin okul durağına yakın olan kısmının onur otobandan alttan dolaşmaz, yukarıdan dolaşır. Bir giden bir daha da gider. Hem manzara iş seyreder. İzmir'e Balcuan'a döner. Hem de bir de çok hızlı trafik işler. Akşamüstü ve sabah kullanılacak tek havaalanına bağlantı yolu budur. Herkes koşuyor bu tarafa. Bu da bağlanır. Sporu anlattım sana. Evet. Ulaşımı anlattım sana. İmarı anlattım sana. İnciraltı'nın çözüldüğünü anlattım sana. Hep atlayarak anlatıyorum. Tamam.
Hatta benim 3-4 tane bu konuda dosyam var. Herkesten her yerde konuşmaya hazırım. Projelerin birinin hayali olduğunu söylesinler. Kendi sınırlarım içinde. Yani Ilıca Deresi'nden iki sokağa kadar olan meseleydi. Gitmediğim sokak yoktur. Balco'da bir imar hatası vardı. Bir bakarsın bir yerde 6 kat vardır, bir yerde 3 kat vardır, bir yerde 9 kat vardır. Hiçbir şekilde partizanlık yapmadan, Allah da nasip etmesin, gayrimeşru bir şey. Birinin aleyhine konuşmadan, birinin namusundan oynamadan, birinin rızkından oynamadan Allah bana bu işi nasip edecekse, o Balco'da tanıdığım yüzlerce, binlerce insanın mutluluğu için, sürem içerisinde, 7-24, beni bilen biliyor, bana saat adam 3'te de telefon eder, hastanesine giderim, yapabileceğimi yaparım, yapamayacağımı bu süre içerisinde çalışacağım. Meclis üyelerimin tümü Balco'da ya arsası var, ya yeri var, ya çocuğu var, ya da Balco'da doğumlu. Balco'yu bilen insanlar, orada yaşamış insanlar. Var. Ama çok geniş bir şey var, bilgi birikimine sahip, bilim heyeti gibi oluşturduğumuz bir alt kadrom var, 45 kişi, bir üst kadrom var, 12 kişi. Bunları benim mekanlarda topluyorum. Allah razı olsun, hepsi de geliyorlar. Herkesin bize kahredenin de fikrini alıyorum. Tabii. Bizi sevenin de fikrini alıyorum. Karşı görüşte olabilir. Bu beldede hevesim var, isteğim var ve yapabileceklerimi de böyle kısa, dolan başlı şekilde anlattım. Hayal kurmasınlar, hayala gerek yok. Balcı'da küçük sanayi sitemiz var, bak onu biliyorum. Orada esnafımız iç içe, yıllardır uğraştılar. Birçok altyapısını oradaki sanatkarlar yaptı. Yarın Perşembe günü onları ziyaret edeceğim. Araba park yeri yok. Çok güzel bir yerimiz var, oraya gittiğimde müjde edeceğim. Prefabrik dükkanlarını yaptıktan sonra, becaiş usulüyle. Gelecek adam burada 50 metre çalışıyor. Orada 75 metre dükkanını alacak, bu yerini bana verecek. Yıkacağım oraya, işte sağlık tesisi dediğimiz yukarıdaki tesisleri orada yapacağım. Anlaştık, anlaşamadık. Bizim yerimizde yapacağız. 160 dönüm bir yerimiz var. Orada sağlık yerini yapacağız. Ama bunların orada iç içe görsen, adamın dükkanında yazıhanesi yok. Balcuan'ın ihtiyacını karşılıyorlar. Tabii. Arabacılar, tamirciler, elektrikçiler. Binlerce de adam çalışıyor. Ya çalışan, üreten, insana ekmek vermede katkı olan herkesin elini öpmeye hazırız biz. Hepimiz bir şey yapacağız. Bu memlekete artı değer koyan kim varsa, mezhebi, meşrebi, kan grubu, etnik yapısı ne olursa olsun. Bu bayrağa, bu dine, bu ezana bölücülük yapmamak şartıyla hepsine teşekkür ediyoruz. Ben vazifemi biliyorum, emin ol. Sokakta da iyi bir ses alıyorum. Bütün arkadaş, rakip arkadaşlarımı da başarılar diliyorum. Ama şu İzmir'de şunu yıkmalıyız. Ve bunu yıkmak için varım. Rahmetli Burhanettin amcam diyor. Kötü düşünceyi, statükoyu, üst aklın emir vermesini yıkmalıyız. Üst akla bağlamadan, evet. Dedim ya sana, kapitalizme, komünizme, siyonizme yıllardır karşıyım, her yerde karşıyım. Türk milleti, Necip Türk milleti, Müslüman Türk milleti, çağdaş Türk milleti en güzele layıktır. Atatürk ilki inkılaplarından kimsenin taviz verme hakkı yoktur. Bu memlekette huzur içinde yaşamak ve yaşatmaya yardımcı olmak her insanın tabi vazifesidir. Bunu yapanda da böbürlenmemek lazım. Bu normal insanın yapması gereken. Yapması gereken. Kanuna uyacağız. Yapması gereken. Cami bizim, okul bizim, askeriye bizim, havaalanı bizim, hastane bizim. Bu memleket bizim. Bizim diyen de benim değil, hepimizin. Hepimizin. Hepimiz eşitlikle faydalanmalıyız bundan. Evet, şimdi abi. Şöyle, çok iyi bir şekilde vaktimizi değerlendirdik. Siz de harika doğaçlama, hemen hemen bütün konulara değindiniz. Yok, ama şimdi gelelim, Hayvan barınakları programımızın dedi. Artık sonuna geldik. Çok iyi de bir program oldu. Ben gayet de bu programı daha sonra seyredecek bütün herkesin dolu dolu bu programdan tatmin olacağından eminim. Ama gelelim şuraya. Sor. Şimdi bir yarış var artık. Bütün her şeyi dinledik. Bu yarışta Cumhur İttifakı
ve Erol Eroğlu'nun iddiası. Yani bu seçimi tabii ki kazanmak için girdiniz. Bir oran var mı kafanızda? Biz şunla kazanırız. Şu anda sahada bunu görüyorum. Karşılığı dönem var bana deyip de kazanırız ama yüzde şunla kazanırız. Bir yüzde verebiliyor musunuz? Ben sana söyleyeyim. Buyurun. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah bizi oraya layık gördüyse, parti büyüklerimin ve Balcıoğlu'nun güzel insanların desteğiyle demokrasiye inanmış, yüzler, onlarca seçime girmiş, çıkmış, adaletten, haktan asla taviz vermedim, vermem de, birinin eksiğini bulup söylemem de, ben daha önceki seçim hareketleriyle şimdikini biliyorum. 1'e 50 önde, 1'e 50 daha fazla destek alıyor. Ben AK Partili'nin oyuna, MHP'linin oyuna, CHP'linin oyuna, İYİ Parti'nin oyuna, herkesin orada yaşayan bütün güzel insanların oyuna, ideolojik bakmadan bu işi bu adam biliyor. İşi ehline veriniz. Hadis-i şeriftir. Bu işin ehliyim ben. Bu işi her türlü hesabı vermeye de hazırım. Kimsenin ektiğini söylemem. Kimseyle de yarışa girdim diyemem. Benim ne kadar hakkım varsa karşıdaki arkadaşımın, yeğenimin de, benim karşıdaki ada kardeşim, benim yeğenim, amca dayı gibi konuşuruz. Siyasi görüşlerimiz, babası dostum, ayrı olabilir. Zerre kadar bunların eksikliğini söylemem. Ben bu beyaz, burayı her tarafa beyaz yapacağım diyorum. O da kırmızı yapacağım diyor. Öteki yeşil yapacağım diyor. Mavi yapacağım. Her renge. O istemek hakkı bende. Oy vermemek hakkı da demokrasiniz karşı tarafın. Biz diyoruz ki şurada çocuklarınıza rahat bir gelecek istiyorsanız, şehir istiyorsanız, çöplerinizin alındığı. Hollanda'ya gittim bu çöp konusunda. Perşembe günü işte ev atıkları artıyor. Çarşamba günü mutfak artıkları alınıyor. Aynı sistemi uygulayalım. Çünkü bizim Balcıoğlu fakir. Çok rahat olabilir. Balcıoğlu'nun ara sokaklarında büyük çöp arabaları toplayıp da sokaklara pis suyu tökmek değil. Çok ufak metotlar var ya. Mesela benim demin anlattım sana cenaze için. Çorum'a gittim. Rahmetli halam ölmesine. Otobüs geliyor. Evin önünde cenaze yıkıyor. Suları alıyor. Tertemiz ediyor. Cenaze arabası veriyor. Anadolu kültürüdür. Adam evinin önünde cenaze yıkma. İlla saatlerce hastane gasılhanelerinde değil. Bunu bile düşündük. Çiçek dinlendirme evi düşündük. Onun için ben şu kadar oyla şu anda Allah'ın izniyle önde görünüyoruz. Biz ankete de para vermedik. Anketi de yapan, yaptıran karşı taraf arkadaşlarımız, yapılan anketlerde de öndeyiz. Ve ben destekleyen adam, arkadaşlarımız, beni deme oyum senin diyor. Kimsenin oyuna ipotek koyma hakkına ve edepsizliğine taraftar değilim. Hür ve demokratik ülkede herkes istediği siyasi görüşü destekler. Ama biz de söylüyoruz, biz hepsinden iyi yapacağımıza eminiz. Lütfen Balcıoğlu kardeşlerim, beni tanıyın. Birçoğu beni tanır zaten. Tanırlar. Çoğunun abisiyim, amcasıyım, dayısıyım. Biliyorlar. Okur yazar onun yüksek. Elit bir beldenin insanları yaşıyor. Vereninden de Allah razı olsun. Vermeyenden de razı olsun. Ama diyorum ki demokrasinin gereği seçimlere katılın. Hangi ideolojik hareketi desteklerseniz destekleyin. Fakat vatanın birliği, bayrağın birliğinden de asla taviz verme. Kimse başkanım, çok da oynamam. Tamam. Allah hayırlı size nasip etsin derim. İnşallah. Bu işe Atatürk'ü katmam. Caminin kapısına gidip bu işe dini duygularından oynamam.